merhabalar değerli izleyenlerimiz. Vav Televizyonu ekranına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ayşe Kaya Göktepe. Bugün Aile Çatısı programı ile evlerinize konuk oluyoruz. Bir evi yuva yapan şey, aile çatımız sloganı ile çıktığımız bu program yolculuğunda sizlere aile çatısını onarabileceğimiz, faydalı ve uygulayabileceğiniz bilgiler sunmayı amaçlıyoruz. Bugün aileyi birbirine bağlayan mirasımız, masallar ve hikayeler konusunda çok kıymetli iki konu ağırlıyor olacağım. Birinci konuğum psikolog Zeynep Betül Akyıldız. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş bulduk Ayşe Hanım. İkinci konuğum değerli edebiyat öğretmeni Hatice Alime Şahin Türk Hanım efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet efendim, masal denince zihnimizde çıtır çıtır yanan ateş karşısında sobanın başında oturduğumuz, kestanelerin belirdiği sıcacık bir görüntü beliriyor. Aslında masal dediğimiz anda ortama bir sıcaklık kattığını fark ediyoruz. Masalın zihnimizdeki bu algısını bir kenara bırakarak masal nedir diyerek söze başlamak istiyorum Zeynep Hanım. Buyurun lütfen. Aslında masal dediğimizde bahsettiğiniz o sıcaklık peşinde koşan insanlar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü hepimiz masalla böyle belki daha önceki erken yaş çocukluğu, erken çocukluk yaşlarımızda karşılaşıyoruz öncelikle. Ve kalbimizde bir sıcaklık oluyor. Ve biz şu an iki yetişkin olarak, burada konuk olmuş iki yetişkin olarak size aslında o sıcaklığın peşinde koşmuş insanlarız diyebilirim. Masal bir sıcaklık aslında, kalplerden kalbe giren çok büyük bir güç. Aynı zamanda masalı şöyle tanımlıyorum ben. Nasıl böyle bir müzeye gittiğimizde yüzyıllara meydan okumuş ve o sırada karşımızda arz-ı endam eden o tarihi eserlere baktığımızda içimizde bir hayranlık uyanırsa, şu anda da masalları okuduğumuzda ya da dinlediğimizde aynı hayranlık, aynı sıcaklık oluşuyor içimizde. Çünkü masallar dünyanın başından beri bütün insanların çok kolektif bir şekilde oluşturduğu ve günümüze kadar gelmeyi başarabilmiş yegane mirasımız. Masal aslında en temelde en büyük mirasımız diyebiliriz ve hiçbir şeye tutunmadan, sadece dile tutunarak gelmiş bir miras. Masal böyle büyük bir miras ve sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sadece aileyi değil, bütün bu toplulukları bir aile gibi birbirine bağlayan bir mirastır diyebiliriz. Kesinlikle miras demişken burada Ignaz Gunoş'un bir deyişini hatırlatmakta fayda var. Diyor ki masal dediğimiz her şey milletin aynayı devranıdır. Bu aynaya bakacak olursak da hem eskilerin ibadetlerini hem de kadim vakitlerimizin ahlakını da görmüş oluruz diyor. Bu bağlamda masallar için sözlü tarih diyebilir miyiz Halime Hanım? Ne düşünüyorsun? Tabii Zeynep Hanım'ın da değindiği gibi dile tutunarak varlığını devam ettiren bir ifade tarzı. Dil aslında değil mi? Farsça'da gönül ifadesinin de karşılığı olarak kullanılıyor. Bu sebeple masallar sadece dille ifade edilmekle tanımlanamazlar. Aklın ve kalbin sesidir demek gerekiyor. O şuur altımızın, o bilinç altımızın, söylediğiniz gibi o yüzyıllar içerisinde şekillenen hayatın simülasyonu. Aslında çocuklara sınır tanımaksızın sunulan, çocuklar derken de galiba hata yapıyorum. Çünkü hepimiz için çok ciddi manada böyle bunaldığımız, sıkıldığımız, örnekler duymak istediğimiz, özgürlüğün sınırlarının gerçekten olmadığını görmek istediğimiz anlatılar, masallar. Bu sebeple evet gerçekten de toplumsal millet çatısı altında da değil, hatta bütün insanlık tarihine şahitlik ettiğimiz bir bilinçaltı. Kesinlikle haklısınız ki Platon da diyor aslında gerçekliğin yeniden değişip dönüştüğü aslında sözlü olan gerçektir diyor. Çünkü yazılı olan şey sabit olduğu için o aslında değişmez. Ama şu anki gerçekliğe temas ediyorsak şayet geçmişte ya da şu anda aslında söylenen o sözlü gelenek o anın gerçekliğini ayna tutmuş oluyor. Bu bakımdan evet haklısınız kesinlikle. Ve zaten tarih dediğimiz mefhuma baktığımızda da hem yazılı kaynakları hem de sözlü kaynakları beraber değerlendirmenin tırnak içinde günlük yaşamdaki insanların da hayatlarının tarihsel bir değeri olduğunu atıfta bulunarak bize daha doğru bir yöntem sunacağını düşünüyorum şahsi fikrim olarak. Şimdi buradan devam edelim masallar sözlü tarih demişken. Tabii ki çeşitli masal türleri var. Yani fabllar var, birçok tür var. Buradan sizinle masal türlerinden biraz bahsedebilir misiniz diye devam etmek istiyorum Zeynep Hanım. Aslında Alime Hocam'ın dediği gibi bir sözlü kültürden bahsediyoruz Ayşe Hanım. Ve bu sözlü kültürün altında bir sürü kardeş var.
İşte mesela masallar var. Onun hemen yanında mitler var. Hemen onun yanında efsaneler, destanlar, fabullar devam ediyor. Bunların hepsi insanların farklı ihtiyaçlarına hitap eden türler. Ve zaten insanlar bu türlere ihtiyaç duyduğu için çıkmış ortaya bu türler aynı zamanda. Masallar en temelde konusunu gündelik hayattan alırken mesela mitlerin konusunu kutsaldan aldıklarını görebiliyoruz. İnsanların kutsalı arayışı ya da bir takım sembolik değerleri ve nereye atfettikleri ve onların nasıl aktıkları kendi içinde yine kültürel bir miras. Destanların çok daha bir topluluk için ön plana çıktığını görürken efsanelerde mekanların ön plana çıktığını görüyoruz. Fabullarda hayvanların birbiriyle kurdukları iletişim. Çünkü yine eski insanlardan bahsederken doğayı insandan ayrı tutmak çok da mümkün olmaz. Masallara geldiğimizde biraz daha yakınlaştırdığımızda perspektifimizi yine Alime Hocam bir edebiyat öğretmeni olarak çok daha güzel eminim ki detaylandıracaktır. Masalların içinde farklı türler olduğunu görüyoruz. Mesela işte Alman masalları ve bizde de çok gördüğümüz Keloğlan masallarının bir sınıfı var. Schwanklar olarak geçiyor. Mesela toplumda otoriteye eğer ki otorite bir haksızlık içerisindeyse kafa tutan Keloğlan çıkar karşısına padişahın ve arkasında hiçbir şey yoktur Keloğlan'ın ve bir şey söyler. Onun dışında mesela peri masalları vardır. Peri masallarında bir kahraman vardır ve kahraman kendini bulmak istiyordur aslında. Bir takım maceralar geçirir ve erginleşir ve kendini bulur ve o dengeyi sağlar gibi. Bunun dışında mesela zincirleme masallar var. O da çok tatlı bir tür. Özellikle hani biraz önce çocuklara mıdır, yetişkinlere midir dedik ya. Öyle bir ayrım yapmadığı için önceki insanlar herkes dinliyor. Ama çocukların özellikle çok sevdiği bir tür var zincirleme masallar. Şimdi biz eski insanlardan bahsederken onların hafızalarından da biraz bahsetmeliyiz belki de. Çünkü sadece dille aktarılan bir şeyden bahsediyoruz. Öyle değil mi Halime Hocam? Yani ortada hiçbir yazılı bir şey yok ve onlar göz göze şu an bizim yaptığımız gibi anlatıyorlar. Peki hafıza bunun neresinde? İmgelerle, beden diliyle, sesle geçtiği için insanlar hafızaya da çalışmaya çalışıyorlar. Zincirleme masallar bunun bir tür provası gibi. Zincirlerle birlikte şu şuraya gitmiş şöyle olmuş. O demiş ki şuraya git öyle olsun. Çocuklar bir yandan örgüyü kuruyorlar kafalarında. Böyle farklı farklı bir sürü tür var. Ve hepsi başka bir şeye hizmet ediyor. Hepsi başka bir ihtiyaca karşılık geliyor aslında diyebilirim. Kesinlikle. Aslında ihtiyaçlarını giderdiğimiz hem araç aynı zamanda da bizim ihtiyaçlarımızdan hareketle de bir amaç inşa ettiğimizi değil de mi? Görüyoruz. Evet. Ki buradan hareketle size dönmek istiyorum Halime Hanım. Siz neler söylemek istersiniz masal türleriyle ilgili? Ya bütün bunları düşündüğümüz vakit aslında kavramsal olarak görünce, bakınca olaya inşa, tesis, tamir gibi kavramlar aslında masalın ortaya çıkardığı kavramlar gibi veya masalı tanımlayacak kavramlar gibi geldi bana. Kahramanın yolculuğu diye anlatılıyor değil mi? Evet. Kahramanın işte yola çıkması, bir problemle karşılaşması, problem karşısında çözüm üretmeye çalışması, çözüm çerçevesinde çok ciddi savaşlar vermesi, arkasından iyi olanın kazanması. Gerçekten bu hani insanı çocuk, küçük, büyük vesaire diye tanımlamadan, sınıflamadan herkesin kendi hayat mücadelesi içerisinde ciddi manada işte benim belki de çok ciddiye almayacağım, belki de sizi çok ciddi manada sarsacak, benim içinse hiçbir anlam ifade etmeyen bir problem. Ancak bu problemlerin tanımları değişebilir birbirinden ancak çözüm bekliyor bunlar. Bu sebeple insanlar bu tür sıkıntılar karşısında biraz böyle tanımlanmadan işte bir zamanlar bir yerde bir adamın başından geçen bir simülasyona şahit olmak istiyorlar. Kendisini bir kahraman olarak görüp o kahramanın yolculuğuna şahitlik etmesi ama sadece şahitlik etmesi değil. Bu esnada tamir olması, bu esnada yeni bir tesis kurması, kendi içerisinde yeni bir benlik, yeni bir insan tesis etmesi. İşte o inşa sürecine şahitlik etmesi. Bu sebeple gerçekten masalların çocuklar içinde, biz büyükler içinde o kadar büyük bir anlamı var ki belki daha sonra konuşacağız hani anlatan için mi iyidir, dinleyen için mi iyidir diye bakacağız. İkisi için de çok iyi bir şey. Ben kendi açımdan dönüp bakıyorum. Belki geldiğim yaş itibariyle artık anlatan olarak olmak bana o kadar büyük bir o tamirat ve tesisatı yeniden kurmak noktasında o kadar büyük fayda sağlıyor ki. Çünkü kendi sesimi duyuyorum.
kendi sınırlarımla karşılaşıyorum mesela. Bu manada gerçekten yine Zeynep Hanım biraz evvel değindi. Yine bu meselelere belki yine devam eden süreç içerisinde değineceğiz ama masalın muhatapla iletişim kurması yanı sıra bu anlatıcı açısından da çok büyük anlam ifade ettiğini gözlemliyoruz. Dediğim gibi ben kendi tecrübelerim çerçevesinde tamiratına gerçekten çok şahit oluyorum. Kesinlikle. Şahitlik meselesinden bahsetmişken ben buraya da temas etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten bir şeylere şahit olmak, bir şeyleri inşa etmek ve çok güzel ifade ettiniz. İnşa aynı zamanda tamirat ve tesisat da gerektirir. Bu bağlamda şahitlik meselesi çok önemli. Birilerinin evlenirken ben şahidim demesi aslında içi boş bir şey değildir. Yeni bir yuvanın tesisinin birileri tarafından da onaylanmasıdır. Ki dünyaya geldiğimizde de annemizin bize bakan gözleriyle varlığımız onaylanır. Varlığımızın onaylanması tırnak içinde şahitlik meselesi bir şeyleri inşa, tesis ve tamir için çok önemli. Masalları da bu yönüyle ilişkilendirmemizi gerçekten çok kıymetli buluyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi devam etmek istiyorum. Masal ve hikaye edebiyatımızda farklı türler olarak geçiyor ki biz masallar ve hikayeler diye bir başlık atarak başladık. Hikaye anlatıcılığı ve masal anlatıcılığı arasında bir fark var mıdır Halime Hanım? Aslında Zeynep Hanım bu konuda hani profesyonel masal anlatıcılığı da yapıyor, öyle değil mi işinizin yanı sıra? Bu manada belki hani bunu yapan insan olarak çok daha detaylı bilgi verecektir ama ben metin türü itibariyle birbirinden farklılıklarını anlatabilirim. Masallar biraz daha böyle herhangi bir milliyet, din tanımlaması çerçevesinde var olan anlatı türleri değil, daha evrensel boyutta varlığını ortaya koyan, evrensel güzelliğe hizmet eden bir anlatı türü. Hikayenin bir diğer farkıysa anonim bir anlatım tarzı değil. Ama bizim tabii şunu unutmamak gerekiyor. Türk halk edebiyatı içerisinde halk hikayeleri var. 15. yüzyıldan itibaren varlığını, sizin biraz evvel söylediğiniz mitler, destanlar, halk hikayeleri vesaire o tarihsel süreç içerisinde, kronolojik bağlam içerisinde değerlendirdiğimizde anlam kazanıyor. Ama şimdi bu modern dünyada baktığımda mesele anlatacak bir şeyiniz olması. Yani anlatı bütünü içerisinde toplanıyor olması galiba, öyle değil mi? Ya bildiğim kadarıyla masal anlatıcıları ve hikaye anlatıcıları arasında görev farklılığı yok. Evet. Anlatıcı, o hatta işte storytelling kavramı kullanılıyor ve herhangi bir şey anlatıyor olmak. Bir biyografi anlatabilirsiniz, anı anlatabilirsiniz. Mesele orada o dünyayı inşa etmek ve kişinin, dinleyicinin size dahil olmasını sağlamak. Bunun için o kadar önemli bir şey ki tesis ettiğiniz dünya, dinleyicinizi dahil edeceğiniz dünyayı doğru tesis etmek. Çünkü çocuklar açısından da büyükler açısından da dönüp baktığımızda taklit tahkike dönüşür diyoruz. Ya sunduğunuz şeyin değeri bu manada çok önemli onun için. Biraz evvel dediniz ya, hani gözlerimizi açtığımızda, dünyaya ilk geldiğimizde annemizin gözleriyle karşılaşıyoruz. Bizde de tarihsel olarak masal anaları var, öyle değil mi? Evet, İşte evet, dünyanızı inşa eden o anneanneleriniz, evet, babaanneleriniz aslında. Kesinlikle. Hani o bazen pijamasının üzerine veya işte elbisesinin kucağına uzandığınız, yattığınız o tatlı işte başörtüsünü, yaşmağını sizin için açtığı, öyle değil mi? Geleneksel yapı içerisindeki o ilişkileri anlatan babaanneden, dededen, ama hiç kimseyi incitmemek için de bir gün, bir yerde, bir zamanlar birisi varmış. Senin için de geçerli olabilir bu anlatılan şey, benim için de geçerli olabilir. 100 yıl sonra da devam edecek. Ya 500 yıl önce de böyleymiş. Hiç korkma, başına gelen şey yeni bir şey değil. Kesinlikle. Bunu anlatmak maksatlı. Ki bir sıkıntı yaşadığımızda bu yalnızca benim başıma geliyor gibi bir yanılsamayla kendimizi adeta hapsettiğimizi görebiliyoruz. Bu yönüyle de bakış açımızı genişleten, evet, bir perspektif sunuyor aslında. Burada siz neler demek istiyorsunuz Zeynep Hanım? Masal anlatıcılığı ve hikaye anlatıcılığı arasındaki farklar bazında devam edecek olursak. Bu soruyu biz de çok alıyoruz. Çünkü aslında masal anlatıcılığı geleneği çok köklü bir gelenek ve şu an işte tiyatronun, birçok sanatın anası
diyebileceğimiz bir gelenek. Yani bunlardan çok 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 uzun zamanlar önce masal anlatıcılığı vardı. Peki masal anlatıcılığının farkı ne? Ya da anlatıcılığın diğer sanatlardan, sahne sanatlarından farkı ne diyecek olursak, mesela tiyatroda bir ön hazırlık süreci vardır Ayşe Hanım. İşte bir metin vardır. Siz oradaki tiradınıza vesaire çalışırsınız, ezberlersiniz. Her şey önceden prova alınır. Anlatıcılıktaysa anlatıcının anlatacağı şeyi, burada şeyi demek istiyorum, öncelikle onu doldurmadan önce, içselleştirmesi, sonrasında dinleyiciyle doğaçlama olarak buluşturması ve herhangi bir şekilde bir metine bağlı kalmadan o ana kendini bırakarak doğaçlaması, o an anlatması, göz göze, diz dize dediğimiz şey. Çünkü birazcık da burada tamir süreçlerinden bahsettiğiniz, birazcık da şu var, gerçekten o an hayal edilen şeyin, o anın büyüsüyle aktarılmasının bambaşka bir etkisi olabiliyor. Başka bir şey doğuyor yani birazcık daha. Önceden prova edilmemiş bir şey yani. Sadece o an karşımızdaki dinleyiciler için anlattığımız bir şeyden bahsediyoruz. Hay böyle olunca şu anda hikayeyi anlatmanın, biyografik bir anı anlatmanın ya da masal anlatmanın birbirinden çok büyük farkları yok. Hepsinde kendi enstrümanımızla ilgileniyoruz. O süreçleri geçiriyoruz. Sonrasında çıkıp anlatıyoruz. Ama bir anlatıcı olarak şunu söyleyebilirim ki yeni başlayan birinin masal anlatarak başlamasını tavsiye edebilirim diyebilirim. Çünkü masalların o yapısı vardır ya. Özgür alan. Evet, bir gün bir zamanlar şu vardı. Bla 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 bla. Sonrasında bir gün şöyle bir şey oldu. Çok aşinayızdır o yolculuğa. Sonra kahraman bir mücadeleye çıkar. Zorlu bir mücadeledir bu. Ardından tam kazanacak gibi olur. Bir zorluk daha karşısına çıkar, sonra halleder ve geri döner. Çok aşina olduğumuz bir örgü. O yüzden bu yolculuğa yeni çıkan biri, eğer hani yüzyıllardır zihnimizde, zihnimizle yine hemhal olmuş bu iskeletle başlasa anlatmaya daha kolay olur diyebilirim. Kesinlikle çok kıymetli şeyler söylüyorsunuz. Şimdi aklımda tabii şunlar da uyandı. O an o kişinin gerçekliğine göre bir inşa sürecinden bahsediyoruz ki gelenek zaten bu şekilde ilerliyor. Ama bir yandan da bu Walter Benjamin'in sözü aklıma geldi. Diyor ki hikaye anlatıcılığı isimli makalesinde hikaye anlatıcılarına az rastlıyorsak bunda enformasyon ağının belirleyici bir rolü vardır diyor. Şimdi bugünkü enformasyon ağlarına baktığımızda tırnak için işte teknoloji, sosyal medya herhangi bir şey istediğinde kişiler Google'a girip onu bulabiliyorlar veya çeşitli arama motorlarından. Ama buldukları aradıkları mı? Aslında hikaye ve masalda aranılan şeyi sunmak gibi bir amaca hizmet etmek de var. Çünkü o an onun ihtiyacını görüp ona temas etmekten bahsediyoruz. Şimdi burada şunu temas etmek istiyorum. Masal ve hikaye anlatıcılığının tarihsel gelişimine baktığımızda, evet bugün enformasyon ağı bir evrim geçirdi. Bu anlamda yuva kavramının korunmasında ve tırnak içinde evrilmesinde masal ve hikayelerin nasıl bir rolü vardır? Evet gerçekten belki de önceden bu anlatım süreci için işte masal anası, evde anne, dede çalışmıyorlar. Aynanın karşısına geçme, evet yarın toruna bir hikaye anlatacağım, biraz çalışayım demiyorlar. Ama yaptıkları şey şu, hani biraz evvel söylediğimiz şey o taklit tahkike dönüşür. Çocuğunda bir değişiklik veya bir algısını genişletmek istiyor. Bir hikaye tasarladı. Kendisi de o güzel insan örneği olmak zorunda ki, onu canlandırmak zorunda, yaşıyor olmak zorunda ki inandırıcılığını karşısındakine gerçekten aktarabilsin. Bu da gerçekten şuna inanıyorum ben. Hani anneniz, babanız yuva gerçekliği içerisinde olduğunda çok daha samimiyetle ve güvenebiliyorsunuz, inanabiliyorsunuz. Onun için aileler içerisinde özellikle günümüzde bu hani enformatik baskının çok ciddi olduğu günümüzde aile değerlerini, dünya insanlık değerlerini muhafaza edebilmek için öncelikli olarak o evrensel iyilik, doğruluk, güzellik kavramlarını yeniden hatırlamak ve aslında fıtratımızda var olan, yaratılışımız itibariyle tesis edildiğimiz kimliği yeniden hatırlamak ve çocuklar için anlaşılır bir hale hikaye formatında dökmek olmazsa olmazımız diye bakıyorum ben. Yuva bütünlüğünü muhafaza etmek adına. Kesinlikle. Hem o hani sevimli tatlı havayı oluşturur hem de bu bir görevdir. Siz hikaye anlatmazsanız çünkü sizin çocuğunuzun kulağına bir şeyler anlatacaktır mutlaka birileri. Çünkü insan mutlaka bir şeyler dinlemeye ihtiyaç duyuyor yaratılışı itibariyle.
Haklısınız. O kesin. Boşluğu bırakmamak gerekiyor. Ki masalların gerçekliği inşa etme yanından da hakikaten biz bir şeyler anlatmazsak başka bir şeyler anlatılacak mutlaka. Ki zaten dijital medyaya yeterince maruz kalarak büyüyor çocuk. Tabiat boşluk kabul etmiyor çünkü hiçbir zaman. Kesinlikle haklısınız. Çocuklar demişken buradan devam etmek istiyorum Zeynep Hanım. Birazdan yetişkinler kısmına da tabii ki değineceğiz ama masalların çocukların gelişimindeki yeri nedir psikolog kimliğinize istinaden? Sadece çocuklar değil, bizler duygusal varlıklarız. Biraz önce enformasyon ağından bahsettik. Bir şeyi merak ettiğimizde herhangi bir ansiklopediden ya da bir internet kaynağından bulmak çok kolay. Fakat bizler o bilgiyi salt bilgi olarak almaya müsait yapıda varlıklar değiliz aslında. Bizler bilgiyi hikayenin içinde, dolaylı bir şekilde almaya çok alışkın yapıda varlıklarız insanlar olarak. Böyle ola gelmişiz. Dolayısıyla sadece çocuklar için değil, bizler için de masallarda anlatılan şeyler aslında hep bir değerlerdir. Çok evrensel değerlerdir. Bizi insan yapan, bugüne getiren değerlerdir. Dolayısıyla bir çocuğa, evet şey yalan söylemek çok yanlış bir davranış şeklinde, çok didaktik bir şekilde anlatmak ne kadar etkili olacaktır diye bir soru sormak istiyorum ben burada dinleyicilerimize. Ama bunu masallarla, hikayelerle, aynı zamanda eğlendirerek, aynı zamanda çocuğun kendi soru sormasını sağlayarak, soruları ona yönelterek ve kendi cevaplarını bulmasına yönlendirerek çok daha güzel bir yol izlemiş olabiliriz diye düşünüyorum. Hem bir psikolog hem bir masal anlatıcısı olarak. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü çocuklar hakikaten gerçekliği, gelişim dönemleri gereğince de semboller üzerinden inşa ediyorlar. Ki baktığımızda zaten aldığımız hikaye kitaplarına ve masal kitaplarına orada da işte devin kahramanlığı, işte kahramanın sonunda kazanması gibi birçok kurgunun içinden gerçeklik devşirdiğini ve tırnak içinde değerler eğitimi gibi kavramlara denk geliyoruz. Şimdi buradan şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Masallar ve hikayeler sadece çocuklar için midir Alime Hanım? Bu çok moda olan ifadeyle içindeki çocuğu yaşatan herkes için geçerli galiba. Veya içindeki çocuk yaşamıyorsa onun ruhuna bir nefes üflemek gerekiyor galiba masallarla birlikte. Çünkü masallar hani masal görüntüye aktarıldığı zaman sınırlandırılıyor. Görüntüye aktaranın vasıtasıyla vesaire. Ancak o özgür alan içerisinde büyük insan da küçük insan da evin içerisinde işte anne, baba, çocuk, kim olursa olsun, anlatan, dinleyen herkes kendi dinlerken kendi bakış açısı, aklının erebildiği, görebildiği çerçevede kendisini yeniden şekillendiriyor. Ve Zeynep Hanım'ın biraz evvel söylediği gibi ya gerçekten niye böyle düşündü acaba diye sorular sormasına sebebiyet veriyor. Ölünceye kadar sorularımızın ve cevap bulma arayışımızın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple galiba en kolay soru sorma yolu ve en can acıtmadan aslında soru sorma yolu masal olsa gerek. Bu sebeple diyorum ki ben masal yaş sınırı tanımaksızın herkese hitap eden, dönüştüren, geliştiren, eğlendiren bir anlatı süreci. Benim açımdan böyle. Kesinlikle ki burada siz söyleyince aklıma Viktor Frankl'ın hayatta yaşadığımız şeylerin her birinin bizlere yöneltilmiş bir soru olduğunu, cevap aradığını ve o cevabın da bizim hayatımızı anlam inşa etme konusunda nüveler içerdiğini ifade ediyor. Aklımda bu söz uyandı. Şimdi buradan devam etmek istiyorum. Eskiden dedelerimiz, ninelerimiz masallar anlatırdı. Böyle masal anlatanları beslediği kadar anlatanı da beslerim. Yani anlatılanları evet besliyor. Çocukların gelişimine katkıda bulunuyor ama anlatanı da besler mi? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Önce sizinle devam edelim Halime Hanım. Anlatanı besliyor. Sizler psikolog kimliğinizle buna çok şahit oluyorsunuzdur mutlaka. Çünkü hani anlattırıyorsunuz öyle değil mi? Birisi geldiği vakit kesinlikle size. Kesinlikle bir dışa vurum süreci var. Aynen öyle. Aslında siz bilgiyi öğrenmek istemiyorsunuz belki. Bilgiyi de öğrenmek istiyorsunuz. Hani o sürece şahitlik etmek istiyorsunuz ama kişinin kendisini anlatırken, kendisine de şahitlik etmesini istiyorsunuz. Bazen bir problem oluyor mesela. Arkadaşımıza anlatıyoruz, biliyoruz aslında ondan bu konuyla ilgili bir deva gelmeyecek. Ama anlatırken diyorum ki, ya yok orada ben de biraz böyle çok sert girmişim öyle değil mi? Anlatırken Keloğlan'ın yolculuğuna dair bir masal anlatıyorum mesela. Orada bir anne örneği var.
hiçbir zaman pes etmiyor. Oğlu yaramazlık yapıyor, işte bir şeylere ulaşmaya çalışıyor, sevdiği kıza ulaşmak için gayret ediyor vesaire vesaire. Anne ne kadar kızarsa kızsın, çünkü bahçedeki tavukları da sattı, işte ne diyelim buğdaylarla da ilgilenmedi vesaire vesaire. Annenin kızacağı işler yaptı. Ancak o onun oğlu. Bana merhameti hatırlatıyor anlatırken. Ben çocuğumun şekillenmesi için orada bir şeyler anlatıyorum ama anlatırken kendim için de bir şeyler anlatmış oluyorum. Beni de şekillendiriyor, değiştiriyor. Ama orada mesele galiba her daim iyiyi duymaya gayret eden olmak diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü hakikaten orada yaşanan acı tırnak içinde. Şimdi anneler de zor durumda kalıyorlar. Onlara da temas edelim. Gün boyu çocuklarla Tabii. evde uğraşıyorsunuz. Birçok iş yapıyorsunuz. Altında olduğunuz o duygusal yükün tırnak içinde dışa vurulması için bir imkan sağlıyor. Ve acı dışıma çıktığımda hem benden bir parça hem de benim dışımda bir parça olmuş oluyor. Hem rahatlıyorum hem de acıma daha geniş bir bakış açısıyla bakıyorum. Şimdi buradan hareketle hem anlatana faydası hem de ailede bağlılığı arttırıcı etkisinden hareketle siz neler söylemek istersiniz Zeynep Hanım? Muhteşem bir bağ kuruluyor öncelikle. Çünkü masal bizi anlatan ve anlattıklarımız olarak bir duygu da topluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani aynı duygunun üzerindeyiz. Ben diyelim ki çocuğumla bir problem yaşıyorum. Bir konuda anlaşamıyoruz ve devamlı süre gelen bir aksilik var aramızda, bir negatiflik var. Fakat bir masalın içinde hem negatif duygular olur, şiddet duyguları olur ki ben çok severim bunları anlatmayı. Biraz önce masallar çocuklar için mi yoksa yetişkinler için mi gibi bir sorumuz da olmuştu ya Ayşe Hanım. Bir yandan masal bunların hepsinin sonuç olarak sağaltımı. Dolayısıyla masalın içinde sadece güzel şeyler yok, kötü şeyler var. Ve kötü şeyler hep ola geldi. Aynı zamanda insanların kulağına yandan da şunu fısıldıyor. Bunlar var ve hayat böyle ama en sonunda merak etme, o denge noktasına kavuşacağız. Bu güveni veriyor. Dolayısıyla bir annenin çocuğuyla belki gündelik hayatta paylaşmakta sıkıntı çektiği şeyleri masal, hikaye, sanat yoluyla paylaşması çok daha güvenli bir ortam. Kimseyi incitmeyecek bir yol aynı zamanda ve güzel bir deneyim. Birlikte yaptıkları bir aktivite oluyor. Çocuk yetişkin konusunda şunu söylemek istiyorum. Yine psikologların, masal anlatıcılarının çokça aldığı bir soru. Aynı zamanda psikologların da bu konuda ikiye ayrıldığı bir konu bu. Çünkü psikologlar masal anlatıcılığı geleneğiyle hiçbir şekilde ilgilenmemiş. Ama tabii ki şu anda süre gelen anlatımları takip eden psikologlar bakıyor ki masalın içinde travmatik olarak yorumlayabileceğimiz ögeler var. Peki ya biz çocukları karşımıza alıp gözlerimizde kocaman kocaman açıp bunları anlatırsak ne olur? Ola ki çocukların başına bir olay gelir mi? Travmatik bir şeyle ilişkilendirirler mi vesaire? Ya da bazılarımız da şu şekilde bakıyor. Masal mı çocuklar için ya o? Hani biz bu yaşımıza geldik masal mı dinleyeceğiz? Bunlar tamamen şu an içinde bulunduğumuz modern çağ ile ilgili sorular. Önceki insanları çocuk, ergen, işte orta yaşlı, yetişkin ve yaşlı insanlar olarak sınıflandırmıyorlardı. Tek bir insan vardı. Ve bütün bu masal ve türleri, fabullar, destanlar, efsaneler herkese aynı anda anlatılıyordu. Böyle olduğunda şöyle düşünelim. Devamlı bu şekilde karma bir beslenme biçimimiz mevcut. Bir yerde de çocukluğundan beri özel bir diyetle beslenmiş bir çocuğumuz var. Tabii ki ikisinin dünyayı algılayışı, etkilendiği şeyler birbirinden farklı olacaktır. Gelişim ve değişimi. Aynen öyle. Çünkü temas ettiği gerçeklik aynı gerçeklik değil. Çünkü sınıflama başka bir düzende ve enformasyon başka bir düzende. Tamamen başka. O zaman biz nerede toparlayabiliriz? Yani bu dengeyi nerede bulabiliriz? Ben şöyle toparlıyorum kendi içimde bir masal anlatıcısı olarak. Diyelim ki bir masal var ve masalın içinde bir canavar, bir ejderha var. Ben aynı masalı yetişkinlere anlatırken enstrümanımı yetişkinlere göre akord edip o şekilde anlatmayı tercih ediyorum. Hiçbir sansür yok. Gözlerimi de belertirim, her türlü taklidi de yaparım, birlikte geçeriz. Ama mesela çocuklara anlatırken dedik ya özel bir diyetle büyümüş çocuklardan bahsediyoruz diye. Yok efendim masallar hem çocuklar hem de yetişkinler içindi. Şu anda da hepsini de anlatırız da iyi bir yol olmayacaktır. Öyle bir durum yok. Her gerçekliğin farkında olmak lazım. O zaman çocuklara anlatırken de o canavarın o korkutucu ve onları rahatsız edebilecek özelliklerinden sıyırarak
enstrümanı bu şekilde akord ederek anlatmayı tercih ediyorum. Ama ben o masalda bugüne kadar gelmiş olan canavarın üzerini çarpıyla silip kapatıp o yokmuş gibi anlatırsam bu bana daha korkunç geliyor. Sonrasında o özel diyet gittikçe özelleşecek ve biz neye dönüşeceğiz noktasında. Ve aslında olmayan bir gerçeklik sunmaktan evet. bahsediyoruz ki bu ne kadar sağlıklı tırnak içinde. Şuna da temas etmeyi ben de değerli buluyorum psikolog kimliğimle. Çizgi film izlediğinde şiddet içerikli bir görüntüye maruz kaldığında burada bir iletişim yok. Sadece bir alıcıdan verilen bir şey ve alan bir çocuk var. Nasıl alıyor bilmiyoruz. Burada travmatize olması çok olağan çünkü anlamlandırması mümkün değil. Ama masal dediğimizde anne ya da bir başkası bunu anlatırken sorularla karşılıklı etkileşim içinde bulunuyor. Hı hı. Ve tırnak içinde onun yaşadığı duyguyu dışa vurmasına olanak hı hı. sağlıyoruz. Ve çocuklar ben şunu hissediyorum şeklinde konuşmazlar. Aa canavar ne yapmış işte korkmuş mu? Canavar korkmuş mu der ama ben korktum demez. Evet. Bu yüzden de onun üzerinden etkileşim kurarak yaşadığı duygusunu zaten aktarabiliyor. Hı hı. Bu da ona tırnak içinde zorlayıcı bir olayla karşılaştığında ne hissettiğini anlamasını ve bu hissettiğini de kelimelere dökebilme becerisi kazanmasına yoldaşlık etmiş oluyor. Bu yüzden neyi nasıl sunduğumuz çok önemli. Haklısınız bu konuda. Şimdi şu masallar yetişkinler için midir'den devam etmek istiyorum. Masal anlatıcılığının toplumsal işlevleri bağlamında İstanbul'da yapılan masal gecelerini nasıl değerlendiriyorsunuz Zeynep Hanım? Biz bu işe iş diyorum çünkü iş tarafı da var, gönül işi tarafı da var. Yıllar öncesinde aslında üniversite sıralarındayken masal anlatıcılığı geleneğiyle çok modern bir şekilde tanışmamızla, modern derken de yine o enformasyon ağından bahsettik ya, işte arama çubuklarına anlatıcılık, performans, bula bula yazarken keşfettiğim bir şeydi benim masal anlatıcılığı. Yani modern çağda bir gencin kendi elleriyle bir şekilde bulmaya çalıştı ama zaten böyle bir şey yüzyıllar varmış. Ben bunu nasıl şu anda bulabildim diye hayret ettiği bir sanat türü. Biz bu şekilde sonradan bu muhteşem geleneği keşfetmiş, fark etmiş gençler olarak o yıllarda bunu kendi aramızda denemeye başladık önce. Masal gecelerini işte İstanbul'da üniversitemizin işte böyle konferans salonlarında, koridorlarında düzenlemeye başlayarak, diğer üniversite öğrencilerini davet ederek. Daha sonrasında bununla alakalı bu bir sektöre de dönüştü aynı zamanda. Ben bunu destekliyorum. Kimisi de şey diyor, bir anda popüler olan bir şey her şey sektöre dönüşüyor. Bu da yine çok romantik bir bakış açısı. Evet, saygı gören, değer gören her şeyin bir sektörü olacak. Bu noktada daha teknik değerlendirmek lazım. Sektör kısmında da çeşitli eğitimler verilmeye başlandı Ayşe Hanım. Ve eskiden bir masal anlatıcılığı eğitimi diye bir şey yoktu. Düşünsenize bir köyde ananın yanına ben sizden eğitim almaya geldim diye biri gelmiyordu. Ve işte sonunda sertifika isteyen biri falan. Komik şeyler bunlar. Ama ne vardı? Dinleyen vardı. Orada bir çocuk mesela yıllarca dinliyor anneannesini ve kendi de anlatmaya başlıyor. Çok doğal sürecinde akıyor. Şu an bu doğal süreci çok deneyimleme imkanımız olmadığı için tabii ki anlatıcıların biraz yamacında durmak, onlardan bir şeyler kapmakta çok büyük fayda var. Bizler de çok değerli hocalardan çok güzel rehberlikler alarak bu yola devam ettik. Kendi başımıza yapabileceğimiz bir şey değildi açıkçası. Ve bu şekilde bu yollardan geçen, bu geleneği modern bir şekilde devam ettirmeye çalışan anlatıcılar olarak da İstanbul'da, Türkiye'de birçok masal gecesi düzenliyoruz. Düzenleyen başka insanlar da var. Sadece Türkiye ile sınırlı değil, yurt dışında Avrupa Hikaye Anlatıcılığı Federasyonu var. Ve bütün hikaye anlatıcıları birlikte olmak isteyenler o çembere dahil olabiliyor. Kendi içimizde düzenlediğimiz festivaller var. 2 yıl önce Roma'da bir Türk masalı, Deli Dumrul anlattım mesela. Ve herkes o çemberde yoğrulmayı da çok isteyen, çok tatlı insanlar. Bu şekilde birçok etkinlik yapılıyor ve buradan yine bizi dinleyenlere de hani böyle çeşitli hashtagler vesaire oluyor. Onları takip ederek birçok etkinliklere ulaşabileceklerini hatırlatmış olalım. Şimdi işin eğitim kısmına değinmişken tabii şunu söyleyebilir izleyenlerimiz. Yani bu kadar eğitimden bahsettiniz ama bizim çoluğumuz çocuğumuz var anneler olarak ya da babalar olarak işimiz var. Biz bu eğitimleri alamayacağız. Tamam gençleri yönlendirelim ya da meraklısını. Hı hı. Ancak biz çocuklarımıza masalları nasıl anlatabiliriz? Bunun için illa bir eğitim almamız gerekir mi? Buradan hareketli size dönmek istiyorum Halime Hanım. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya eğitimi aslında biz insan olmak noktasında alırken alıyoruz. Yani sadece masal anlatmak maksadıyla değil. Masal anlatmanın maksadı da insan olmak ya zaten. Bu sebeple aslında işte bir el kol hareketinizin doğru
şekillenmesi bile masala doğru hizmet eden bir şey. Belki de yaptığı şeyin masal anlatıcılığı olduğunun farkında değil ama bazen mesela öyle bir durum yaşıyoruz ki anlatmak istiyoruz ama cümleler 5-10 paragraf halinde çıkıveriyor. Anneannenizin gözünün içine bakıyorsunuz, bir atasözü söyle öyle görünüyorsun diyor. Allahu Ekber diyorsunuz. Ya gerçekten hani o üç kelime bir araya geldi ve tam benim bulunduğum ruh halini anlattı. Evin içerisinde olmaya gayret etmek lazım. Büyüklerin anlatı hallerine, duruşlarına, oturuşlarına şahit olmak lazım diye düşünüyorum. Halkaya dahil olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani o büyük ailenin, o yuvanın içerisinde. Çünkü hani anlatıcılıkta, geleneksel olarak anlatıcılıkta baktığınızda bizim kültürümüzde sadece masal anlatıcılığı yok. İşte akşam oturulur köy odasında gazavatnameler, Muhammediyeler, işte cenknameler vesaire okunur, anlatılır. Orada bir oturma sistemi vardır. Bir anlatıcı vardır ve anlatıcının çevresinde de büyüklerin yaşlarına göre, toplum içerisindeki saygın konumlarına göre başlar ve gençler sonradan halkaya yavaş yavaş dahil olurlar. Gence burada ne anlatılmak istenmektedir? Duymak için gayret etmelisin, kulağını bana vermelisin, uzaktasın ama beni dinlemeye gayret etmelisin. O zaman ne oldu? Dinleyici de bir şeyleri öğrenmek mecburiyetinde. Ev içerisinde işte ben kursa yazılamıyorum yahu çok meşguliyetlerim var gerçekten de işte sabah kalkıyorum kahvaltı hazırlıyorum evi toparlıyorum vesaire. Yaptığımız her hareket içerisinde dedemizin, ninemizin hatıralarını canlı tutup anlattığı şeyleri aslında o hani o belki de yöresel ağzı da muhafaza ederek aktardığımız takdirde çünkü bazı kavramlar yöresel ağız içerisinde doğru kullanıldığında o ruhu çok daha doğru aktarıyor. Ben bu sebeple annelere ve babalara geçmişlerine mutlaka tanıklık etmelerini ve onları dinlemelerini, işte arada bir hani bu artık görsel materyal çok zenginiz bu çerçevede baktığımızda, işte belli görüntülü arama sistemleri vesaire var. Arasınlar akşam otururken böyle anneanneden babaya, babaanne ya hatırlıyor musun hani bize şöyle bir masal anlatırdın, bizim çocuklara da bir anlatı versen dese ve şahitlikleri artırsa, aslında bence kursa gitmiş olmaktan herhalde çok daha büyük bir görevi yerine getirmiş ki olacaklar diye düşünüyorum. Zaten aslında istediğimiz de ailedeki bağları güçlendirmek. Kesinlikle. Masal sadece salt bir masal mıdır? Bu aslında diğer sanat türleri için de geçerli. Dinlediğimiz bir müzik sadece müzik midir? Tırnak içinde onu tüketen aslında onun arkasındaki kültürü de, onun arkasındaki anlamı da tüketir. Bu yüzden müzik aslında kendisinden daha fazlasında bir gönderme yapar. Yani biz bir türkü dinlediğimizde babamızla, dedemizle. O salt bir türkü müdür? Bir göç hikayesi, özellikle bu Balkan türküleri, Rumeli türkülerini dinlediğimizde, herkesin o hafızasında bulunan 3 aşağı 5 yukarı, herkes demeyelim de farklı yerlerden göçler var en azından. Herkes de o trajik göç hikayesi, bir parça o acı, onu ortak paylaşabilmek. Bu yüzden o dansları ve tırnak içinde türküleri öğretmek de aynı masallar gibi aslında kültürel değerlerimizi aktardığımız bir başka lokomotif görevi görmüş oluyor. Siz neler söylemek istersiniz bu konuda? Folklor, türküler, masallar, destanlar bunları hepsinin tek bir kaynağı olduğunu unutmamak lazım ve hepsinden beslenmek lazım dediğiniz gibi Ayşe Hanım. Çünkü bunlar bizi aile yapan, içimizdeki aileyi ve o çembere dahil olduğumuzu hissettiren şeyler. Bunlardan kopmak o aileden de kopmak demek, bireyselleşmek demek. Bireyselleşmek başta çok övülebiliyor. Evet artık bireysel koyun değiliz şeklinde böyle ama sonra insanların çok yalnızlaştığını, çok depresif görüyoruz. İnsanlar birbiriyle iletişim kurarak güçlenir, güçlü kalırlar ve aile olurlar. Şu anda işte önceden biz mesela işte sosyal bilgiler dersimizde ilkokulda hep şeyi görürdük. Önceden geniş aile diye bir şey vardı. Şimdi çekirdek aile. Artık o çekirdek aile yani çekirdek ve kabuğu şeklinde de ayrılmaya başlanıyor. Böyle işte aile ve evlatlar arasındaki kopukluklar, yine bireyselleşme, hayır ben bunu yapıyorum şeklinde. Bu yine beslendiğimiz kaynaklarla çok modern dünyada çekilmiş diziler, filmler, bir şeylere bazı mesajların özendirilmesiyle olan şeyler ve neden yine aynı zamanda? Suni yöntemlerle de bu yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Önce aileyi dağıtıyorsunuz hani tanımlamalar çerçevesinde işte tek çocuğumuz var işte. Evet. Arkasından işte annemle babamı aramaya çok vaktimiz olmuyor.
Yahu aranmadığın vakit aranmayacaksın da, aramadığın vakit aranmayacaksın da daha doğrusu. Evet. Sonra çok yalnızlık hissediyorum. Ne yapalım? Arkadaş yeni bir grup tespit etmiş. Biz de onlara mı katılsak acaba? Ama oranın işleyişi farklıydı. Senin ailenin işleyişi farklıydı. Senin problemlerin farklı ve problemlerine hani o kahramanın yolculuğu esnasında senin dedenin şahitlik etmiş olduğu hikaye farklıydı. Onu dinlemen gerekiyor senin şimdi. Ve sen dedenin şahit olduğu hikayeye şahitlik etmezsen bir yerde kopacaksın. Tabii. Bu manada birçok eğitim almış bir insan olarak evet artık ben anlatıcı oldum, piştim, oldum diyemem hiçbir zaman. Anneannem benim küçükken bana çok masal anlatırdı. Ve ne zaman görüşsek yine böyle şu masalı hatırlıyor musun? Biraz önce siz bahsettiğinizde çok duygulandım. Canlandı. Çünkü şu an öyleyim ben. Ama şöyle enteresan bir şey daha olmaya başladı. Şimdi diyor ki bana senin benim bilmediğim masallar vardır sende. Şimdi sen onları anlat bana. Ben geçen gün ona bir Macar masalı anlattım. İsmini de yanlış hatırlıyormuş. İşte Ebronka diye geziyormuş evin içinde. Yani İbronka normalde masal kahramanının adı. Baktım ya bir çok duygulandım. Artık benim anlattığımı o da anlatıyor. Belki işte yeni doğan bir torununa onu anlatacak. Bu şekilde gelişen, zenginleşen bir şey ve bu yaşta onunla bağ kurmama dahi aynen yarayan bir şey oldu. Aa dedim yani hani. Faziletleri saymakla bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten öyle bir gelenek. Ki birçok şeye temas ettiniz. Aslında baktığımızda masallarda yani sadece bir eğlence midir? Hayır, aslında bir değer, bir kültür aktarımı, aynı zamanda kuşaklar arası bu bilgilerin aktarılması ve toplumda da bazı normları da inşa ediyor. Şimdi modern insanın zaten en büyük bunalımı da bu. Tamam, her şeyi akla dayandıralım, her şey akılcı olsun. Ama folklor dediğimiz şey kelime anlamı olarak bile halk bilgisi demek, halk bilimi demek değil. Bilgi bilimden farklı olabilir. Çünkü sözel olmayan tırnak içinde bilimsel olarak ölçülemeyecek metafizik bilgi de mevcut. Şimdi biz bunu bilimsel olarak ölçemiyoruz diye çöpe mi atacağız? Hayır. Bir keşif var orada. Evet, halk kesinlikle. Halk bilgisi dediğinizde keşif sürecine girmiş oluyorsunuz ama halk bilimi dediğinizde icat sürecine girmiş oluyorsunuz. Ama benim keşfetmek istediğim yüzyılların geleneği var. Ama mesela sizin biraz evvel söylediğiniz aslında ikinizden de gelen bilgiyi birleştirerek söylüyorum. Göç hikayeleri dediniz. Siz de Macar masallarından bahsettiniz. Tabii ki benim sabitlerim çok önemli. Hani benim dedemin getirmiş olduğu işte genetik hikayesinin, kodlarının daha doğrusu hikayeye yansımış şekli beni çok daha iyi yansıtacak vesaire. Ama ya ben yanımdaki insanın da göçle gelmiş olan veya dünyanın bir ucunda diğer insanın hikayesini de duymaya gayret etmezsem insanlığım nerede kalacak? Onunla şekillenmek zorunda değilim. Zaten şekillenmemeliyim de. Ancak onu duymalıyım, onu anlamalıyım. İnsan kardeşim olarak onun acısına şahitlik ettikten sonra tedbir almak noktasında da aklımı ve kalbimi işletmeliyim. Bu manada ben bu uluslararası paylaşımlara da çok değerli buluyorum gerçekten de. Ki ben de oraya temas etmek istiyorum. Şimdi bağlamdan değindik, ona bir virgül koyarak uluslararası masal anlatıcılığı etkinlikleri var. Evet. Şimdi buradaki insanlar Yunanistan'dan gelen var, Amerika'dan gelen var, Kanada'dan gelen var ki siz böyle bir etkinlikte bulunmuştunuz. Evet, evet. Herkes farklı bir dil konuşuyor aslında ama orada bir masal anlatıldığında herkesin aynı amaç ortamında bulunduğunu görüyoruz ve bizim çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailenin bir nevi yurt dışına ve dünyaya açılan kapısı olarak da ortak dil inşa etmesi bakımından masalları düşünebilir miyiz? Şöyle, zaten masallarda bir dilimiz var mıdır? Tek bir hani kullandığımız Türkçe, işte İngilizce, böyle bir dil tam olarak yok. Hiç bilmediğimiz dilde bir anlatıcı karşımıza çıktığında ve masalını anlatmaya başladığında onun beden dilinden, asıl dil olarak belki nitelendirebileceğimiz şey o beden dili olabilir. O kadar çok şey anlıyoruz ki onun duygusunu anlıyoruz öncelikle. O sırada anlattığı kahraman tehlikeli bir şey mi yaşıyor? Yoksa muzip bir durum mu söz konusu? Her şeyi anlayabilirsiniz ve bunu izlemek çok eğlenceli. Festivallerde tabii ki sadece kişilerin kendi sahip oldukları özel dil değil, aynı zamanda herkesin hakim olabileceği İngilizce dili tercih edilebiliyor. Ama İngilizcenin yanı sıra bir kısmında da bütün anlatıcılar kendi dilinde masallarını anlatıyorlar. Bu kısım çok eğlenceli ve çok güzeldi. İtalyan bir anlatıcı benden kendi performansı için o festival sırasında müzik yapmamı istedi.
Ve bana geldi masalı İngilizce olarak anlattı. Zeynep şöyle bir şey oluyor, böyle bir şey oluyor falan filan. Ben bunu anlatacağım. Yapabilir misin? Baktı bana böyle. Dedim ki yapabilirim, öyle sanıyorum. Ve başladı masalını anlatmaya ve hiçbir şey anlamıyorum. Sadece masalı biliyorum. Hmm. Ne nereye denk gelebilir? Görüyorum. Çünkü biz anlatıcılar sadece dinlemeyiz o söylenen şeyleri. Öyle değil mi hocam? O tonlama, beden dili, yaşadığı şey. Bir yandan hep diyoruz ya bunun için bir eğitim şart mıdır diye. Her şey dinlemekle başlıyor. İyi bir anlatıcı, iyi bir dinleyicidir der bizim hocalarımız bu işe ilk başladığımız andan itibaren. Bu dinleyici, profesyonel bir dinleyici olduğumuzda zaten onu görüyoruz ve çok rahat bir şekilde eşlik ettim. Fakat bu sefer de İtalyan dinleyicileri inandıramadık benim İtalyanca bilmediğime. Böyle ufak tatlı olaylarımız oldu gerçekten. O yüzden anlatının bir dili varsa o da evrensel bir dildir diyebiliriz gerçekten. Ki buradan aslında dil sadece kelimeleri ard arda dizip konuşmak mıdır? Hmm. Konuşmadan da anlaşabildiğimiz insanlar yok mudur? Diyerek bağlamak istiyorum. Evet. Çünkü aslında dil bir nevi gerçekliği eğip bükmemize de yarıyor. Çünkü ben kaygılı hissediyor olabilirim o anda. Ancak karşımdakine bunu söylemiyor olabilirim. Veya yanlış bir kelimeyle söylüyor olabilirim. Ya da zihnim başka bir olaya da takıldığı için olmaması gerektiği şekilde ifade etmiş olabilirim. Tırnak içinde söylediğim tamamen zihnimdeki gerçeklik midir? Yoksa bir zihin okumamı yapıyorumdur karşıdakine dair ve ona bir cevap mı üretiyorumdur? Bunu arttırmak mümkün. Bu yüzden dil kavramı sadece konuşmak mıdır diye bağlayalım. Şimdi bir yandan da tabii ünlü. Özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Ama ben izleyicilerimizin bu manada gerçekten çok seçici olması gerektiğine inanıyorum. Ben kendi programlarım içerisinde masal okurken yüzlerce, binlerce masal kitabıyla karşılaştım. Hı hı. Gerçekten bireyin kendisini ifade edebilmesi için kullandığı işte insanı hani diğer mahlukattan ayırt eden en önemli özelliği konuşabilme becerisi. Eğer doğru tesis edilmemiş bir dille çocuk büyürse gerçekten çok büyük facialarla karşılaşabiliriz. Bu sebeple almış oldukları masallardaki kurgulanan dile çok dikkat etsinler o kavramsal boyuta. Yani bu manada destek alabilirler mesela dışarıdan önerilen kitap listeleri. Kitap listesi oluşturmak hiç hoşuma gitmeyen bir şey işin aslı. Çünkü her bir bireyin işleyişi farklılıklar gerektirecektir. Belki de hani çocukla birkaç görüşme sonrasında böyle bir liste oluşturabiliriz diye bir profesyonelden destek alabilirler ama ellerinden geldiğince dili çok iyi kurgulayan anneler ve babalar bu manada çok iyi biliyorum. Artık hiç kimse çocuklarına böyle gidip işte gereksiz oyuncaklar vesaire almıyorlar da masal kitapları alıyorlar. Bunları alırken dilin ve kavramsal boyutunun hatta resimlenişinin bile çok 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 büyük önem arz ettiğinin unutulmaması gerektiğine inanıyorum. Ki buradan benim zihnimde de sosyal inşacılık kavramını uyandırdınız. Bugün modern psikolojide de son zamanlarda yapılan araştırmalar bunu söylüyor. Diyor ki gerçeklik zihinde inşa edilmez, gerçeklik konuştuğumuz dilde değişip dönüşerek ve kişiler arasında inşa edilir. Tırnak içinde metin, metinden ötesini işaret eder. Ki Malinowski de bu kavramla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Şüphesiz metin önemlidir fakat bağlamsız metin ölüdür. Şimdi benim aldığım o metin hangi kültürel bağlamda yazıldı ve benim kültürel hafızamda bunun bir karşılığı var mı? Yoksa bu ölüdür. Ben neden bu çöpe maruz kalıyorum? Tabii ki her şeyi öğrenecekler, tabii ki her şeyi okuyacaklar. Ancak onu hangi bağlama oturttuğumuz önemli. Çünkü bir bağlama oturttuğumuzda çocuklarımıza aslında bir kazanç olarak döndüğünü görüyoruz. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi. Bu yüzden ki gençler arasındaki kullanılan jargona da baktığımızda müzikle ilgili yaptığım son zamanlarda bir araştırma var. Rap dinleyen gençlerin birbirlerine diss atmak diye bir kavram kullandığını öğrendim. Evet. Bu böyle aşık edebiyatındaki taşlama gibi diyebiliriz. Evet. Ancak tabii ki aşık edebiyatındaki gibi edebi değil, daha argo bir jargon üzerine yapılandığını görüyoruz. Aslında gençlerin kullandığı dilden de tırnak içinde gerçekliği anlayabiliriz. Ben çok inanıyorum. Yani gençlerin gerçekten takip edilmesi gerektiğini ve ötekileştirilmemeleri gerektiğine inanıyorum. Yani orada genç çocuk bir kavram kullanıyorsa bir ihtiyacı vardır yahu. Hani kızıyoruz anneler olarak. Aa öyle şeyler kullanma lütfen. Aa hiç hoş değil diyoruz ama
lütfen hani biraz evvel dediniz ya diss atmak mesela ben hiç duymadım gençlerle lise öğrencileriyle beraber yaşıyor olmama rağmen acaba hani edebiyat hocasının yanına gelince şekillenen bir belki grup biraz var. Öyle olmuş olabilir hocam evet. Duymamıştım. Ama bunu öğrenmiş olmak benim için bir gereklilik aslında. Niye çocuk böyle bir şeye ihtiyaç duymuş? Ve biz biraz evvel söylediğimiz hani siz masal anlatmazsanız, siz hikaye anlatmazsanız tabiat boşluk kabul etmez ve birileri onu anlatırlar. Ben çocuğun dil inşasında birebir görevli olmazsam birileri onun dilini inşa ederler. Kesinlikle. Ve bu çöp olmanın ötesinde çok bilinçli bir kötülük inşası da olabilir. Gerçekten bu manada anne, baba ve masal şey diyeyim böyle dişil bir kavram gibi geliyor insanlara. Kadının görevi gibi geliyor. Biraz öyle algılanıyor. Belki de yine atalarımızın daha anaerkili bir yapıyla doğmasından ötürü öyle algılanmış olabilir. Bir yandan onu düşünüyorum. Hı-hı. Bir yandan yine diss atmak, rap, gençlerin şu anki ihtiyacı aslında bu da bir ifade ihtiyacından doğuyor. Hı-hı. Bunu da topyekün bir çöp saymak i̇şte da yine yanlış bir değerlendirme bir olabilir. Neden duyuyor? Şimdi masalların bana verdiği en büyük güven şu. Bu anonim bir eser ve bir sürü insanın onayından geçmiş ve bugüne gelmiş bir şey. Ama bu mesajlar, verdiği mesajlar evrensel mesajlar ama şu anda gençlerin ağzında dolanan mesajlar bu şekilde garantili bir süreçten geçmemiş. Belki kötü mesajlar içeren ve bunların propagandasını yapan, bunların sloganlarını atan mesajlar. Bu noktada hem gençlerin dinlediği, söylediği şeylere çok dikkat etmesi lazım. Ama bir yandan hakim de olması lazım diye düşünüyorum. Şey de çok enteresan bir konu mesela. Biz masallar dediğimizde böyle çok tatlı şeyler hayal ediyoruz. Her zaman iyilerin kazandığı. Ben şunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım ve oturtmuştum bazı şeyleri. Masalların aslında iyi değil de adil bittiği. Bazen kahraman ölebilir ama adalet dünya gerçekliği bulur. Ama bu olsa gerek. Kesinlikle. Kesinlikle dünya gerçekliğine. Dünya gerçekliğinden bahsedecek olursak o halk deyişlerinde, atasözlerinde, masallarında yine argo tabirler olduğunu görürüz. Bir şehirli insanın yüzünü kızartan bir şeyi bir anneanne hop diye söyleyebilir. Aslında onun da bir karşılığı var. Bunu da belki doğru yorumlaması lazım gençlerin. Bunun sadece destekleyici nitelikte bir şey olduğunu. Çok karışık bir konu. Tabii. Bir yandan siz çok daha güzel çünkü anlatıyorsunuz. Çünkü orası da aslında evet. Hani dualar, beddualar, küfürler bu manada çok ciddi çalışmalar var gerçekten de. Hani edebe mugayir ifadeler ancak bu ifadelerin yine biraz evvel söylediğiniz anlam bütünlüğü, bağlam dahilinde o kontekst içerisinde değerlendirilmesi. Şunu söylemek istedim biraz evvel hani annenin göreviymiş gibi. Hayır yahu anne ve baba lütfen ortak hareket etsinler ve birlikte gencin, çocuğun yanında olmaları hatta birbirlerini inşa etmeleri noktasında da birbirlerine minnettar olmaları gereken bir süreç yaşasınlar bence. Anlatıcılıklarını içi dolu bir şekilde şekillendirmeye gayret etsinler. Masal her daim evde de devam ediyor. Birbirimize masallar anlatıyoruz. Evet. Olumsuz manada söylemiyorum. Masal devam ediyor ve ailenin hikayesi de devam ediyor evet. Aynı zamanda. Önemli olan bu ailenin hikayesinin kahramanı kim? Tırnak içinde. Siz kahraman rolünde olmayı seçiyor musunuz? Bu büyük bir ifade olarak anlaşılmasın. Aile çatısının içinde toplanmayı seçiyor musunuz evet. Olarak anlaşılsın. Yoksa siz bunu seçmeyip başka şeylere mi yöneliyorsunuz? Seçimlerimiz bizimle ilgili çok önemli şeyler söyler. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Çok teşekkür çok ederim Halime Hanım. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz. Bugün aile çatısında aileyi birbirine bağlayan mirasımız masallar ve hikayeler konusunu değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.